Girne Üniversitesi'nden genç arkadaşlarla burada birlikteyiz. Kendileriyle sohbet yapmak istiyoruz. Ben Deniz. Yine aynı sınıftayız. 4. sınıf FTR öğrencisiyiz. Ben buraya gelmemelerini tavsiye ediyorum. Nedeni de şöyle, zaten öğrencilerin buraya gelme nedeni Türkiye'den daha düşük puanlı olması ve daha az ücretli üniversite fiyatları, ama şu an eşitlendi. Yani buraya geldiklerinde pasaport parası alıyorlar ayrıca. İkametgah parası veriyoruz. Ev fiyatları 3 katı falan Türkiye'nin. O yüzden gelmelerini hiç önermiyorum buraya. Yani bir şekilde fiyat eşitleniyor. Buraya gideceklerine daha nitelikli üniversitelere gitmelerini öneririm. Büşra, ben de aynı sınıfta zaten hepimiz. Nerelisiniz peki? Ben Aslen Yozgatlıyım. Hayır, yani tavsiye etmem burayı, Kıbrıs'ı. Bence yani Türkiye ile zaten standartları aynı gibi. Hani para konusunda, başka konusunda. Hani Türkiye'ye tercih edilmelerini daha çok mantıklı buluyorum. Hani Kıbrıs çünkü artık bir yer yok. Kimseye bir katkısı da yok. Evet. Tavsiye etmiyorum. Ben Nazmiye. Girne Üniversitesi'nde aynı sınıftayız hepimiz. Evet. Yani burası için açıkçası çok da bir önerim yok. Gelmemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi durumu Türkiye oranla yani karşılaştıramayacağım çok fazla. Eksiği çok var tabii ki de. Hocalar Türkiye'den geliyor genel olarak. Peki, o yüzden neden Kıbrıs? Neden Kıbrıs tercih ettiniz? Yani ben açıkçası bu boşlukta olduğu için tercih ettim. Yani silmiştim Kıbrıs'ı, sonra tekrar yazmışım. Arada bir tane kalmış, orası çıktı. Yani isteyerek yazmadım. Çıkmış bulundu, geldim ben. Peki siz bu üniversitede okurken Türkiye'den gelenler oluyor? Oluyor ama şu an çok azaldı. Sayısı azaldı. Buradaki koşulların ağırlaşması. Ekonomi yönünden çok. Pahalı oluşu. Mesela hiçbir sosyal etkinliğimiz yok üniversite olarak. Yani bir yaptığımız şurada yüzmeye gelmek, o kadar. Sosyal etkinlik anlamında hiçbir şey yok. İsmim Fatih. Mardinliyim ben de. Şans eseri geldik açıkçası buraya. 4 sene önce geldiğimizde buranın şartları ve imkanları Türkiye'ye nazaran biraz daha ılımlıydı açıkçası. Ben ilk evimi tuttuğumda aylık kiram 1600 liraydı. Şu an ödediğim kira 2800 lira. İlk başta geldiğimizde kiralarımız sterlindeydi. Hani sterlin cinsinden ödüyordum. Tabii bu kriz falan olduktan sonra TL'ye çevirdi bütün evler. Çoğu ev diyelim. Benim de diyeceğim okul hakkında, yani benim açık konuşmak gerekirse hani ömür boyunca yaptığım en büyük hata diyebilirim. Çünkü 4 sene boyunca bana hiçbir şey kattığını düşünmüyorum. Sadece bana verecekleri bir kağıttan ibaret bir diploma. Hani bir benim görüşüme göre bir üniversiteden mezun olan bir insanın belli başlı kriterlere sahip olması gerekiyor ve ben o kriterleri taşıdığımı düşünmüyorum açıkçası. Ne bileyim, örneğin bir sosyal etkinlik, bir kulüp faaliyeti ya da farklı şeyler beklersiniz bir okuldan, bir üniversite dediğimiz bir kurumda. Bizde bu hiçbir şekilde yapılmadı ve aksine bu yapılmış gibi bizden ücret talep ettiler. Biz mesela tam burslu olmamıza rağmen yaklaşık 1500 lira gibi para veriyoruz her yıl. Bu farklı okullarda farklı ücretler şeklinde yansıyor öğrencilere. Örneğin Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 2000 lira, Girne Amerika Üniversitesi'nde 4000 lira veriyor tam burslu öğrencilerimiz. Ve bunu yazanların çoğunun bilmediğini düşünüyorum açıkçası. Bir de son 2 senedir muhacirat diye bir olay başlattılar. Tamamen farklı bir ülke gözüyle bakıyor artık burası kendine. Hani biz tamam yavru vatan, işte bizim 82. ilimiz falan diyoruz ama böyle bir şey yok aslında burada. Buradakiler tamamen farklı bir gözle bakıyorlar kendilerine. Farklı bir gözle baktıkları için bizi yabancı olarak görüyorlar. Kendilerinden biri olarak değil de, hani sallıyorum, benimle şu an Nijerya'dan gelen bir arkadaş aynı statüde değerlendiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan da muhacirat istiyorlar, benden de istiyorlar. Ekstra paralar veriyorsunuz. Yani topladığınız zaman burası maddi olarak baktığımızda Türkiye'den daha pahalıya geliyor. Biz tabii burayı yazarken şöyle şeyler bilmediğimiz için, bize bir yol gösteren olmadığı için açıkçası biz direkt bodoslama atladık, geldik buraya. Ya sıkıntısı bitmiyor diyeyim ya bu ülkenin, bu memleketin. Burada hakkınızı savunabileceğiniz de bir yer yok. Çünkü yabancısınız ve polise başvurduğunuz zaman kendi vatandaşını koruyor, kendi vatandaşına hak veriyor. Yani bir seçeneğim daha olsaydı ben Türkiye'yi seçerdim açıkçası. Kıbrıs vatandaşıyla Türkiye vatandaşlarını kesinlikle ayırt ediyorlar. Mesela örnek vereyim, sizin burada kullandığınız ehliyet bile geçerli değil. Türkiye'den aldığınız ehliyet geçerli değil. Mesela burada aldığınız ehliyetle araba süremezsiniz. Belli bir miktar para ödüyorsunuz. Türkiye'den aldığınız ehliyeti burada çevirtiyorsunuz örneğin. Kıbrıs ehliyetine dönüştürüyorlar onu. Çünkü trafik soldan akıyor burada.
Ha böyle hani en basitinden örnek vereyim de trafikte bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Merhabalar, ben Şadiye. Arkadaşlarım aynı sınıfta okuyorum. Kıbrıs'a gelince benim buraya gelme sebebim, ben bölümüm için gelmiştim. Hani bölümüm bence buraya gelinecekse gerçekten istenilen bölümler için gelinmeli. Hani sıradan bölümler için burası tercih edilmemeli, Türkiye'ye gidilmeli. Çünkü belli başlı sıkıntılar var. Hem maddi yönden hem sosyal aktiviteler çok kısıtlı. İlk yıl buna anlaşılmıyor ama son yıllardan sonra insan artık hani psikolojik olarak bunu atmaya başlıyor. Ama güzel şeyler de olur. Mesela buradan mezun olanlar, iyi yerlere gelen insanlar da var. Ama o okuma sürecinde biraz sıkıntılı bir dönem. Yani atlatmak biraz zor. Maddi açıdan çok öğrencileri yani kullanıyorlar gibi bir şeyler oluyor. Yani sürekli yeni, her yeni yıl bir şey çıkıyor. Öyle olunca bizi biraz zorluyor. O yüzden yani ben buraya gelmelerini çok tercih etmiyorum. Yani iki kez düşünmelerini tercih ediyorum. Mesela bir bölüm olur, çok çok idealidir onun. İnanılmaz istiyordur. Türkiye'de hiçbir şekilde olmamıştır. O bölüm için gelebilir. Çünkü onun idealidir. Ama onun dışında hani bir bölüm olsun geleyim, Türkiye'de de aynı koşullarda ikisi seçme durumunda kaldığı zaman buraya gelmelerini tercih etmiyorum. Hani gerçekten idealleri için gelebilirler. Başarılı olabilirler. Buradan mezun olan mesela pilot arkadaşlarımız var. Onlar iyi yerlerde. Herkes kötü yerlerde değil. Ama bölüm çok önemli. Yani değmesi gerekiyor. Bence. Yani çekilen bütün her şeye değmesi gerekiyor mezun olduktan sonra. Buradaki üniversiteler aslında insanların ve öğrencilerin tercih etme sebeplerinden bir tanesi de çok güzel bir reklam yapıyorlar hocam. İstanbul'da mesela billboardların çoğunda Kıbrıs'la ilgili üniversitelerin reklamlarını görüyorsunuz. Ve öyle güzel broşürler hazırlıyorlar ki hani insanın o broşüre bakıp kanmaması elde değil açıkçası. Hani o broşürler tamamen fotoğraftan ibaret. Bunu da söylemek istiyorum. Broşürle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. İşte ne bileyim Kıbrıs'ın belli başlı şeylerini, donelerini kullanarak onu broşürlere koyuyorlar. İşte denizidir, sahilidir vesairedir. Hani onlara kanmalarını istemiyorum açıkçası. Ben tamamen gönlüm şundan yana. Biz çektiğimiz sıkıntıları, çektiğimiz acıları bizden sonra gelenler çekmesin. Yani ya da burayı tercih edecek olan arkadaşlar çekmesin. Yani bir de şöyle bir algı var mesela Türkiye'de. Meslekten mezun olduktan sonra ilk yılınızda ya da staj yaptığınız bölümde gittiğiniz yerlerde şöyle bir algı oluyor insanlarda. İşte nerede okuyorsun? Kıbrıs dediniz mi? Aa, işte hareket şuydu aynı. Ya işte Kıbrıs işte kolay geçiliyor falan. Mesela arkadaşlar bir ara geçen sene hatırlarsınız arkadaşlar patatesin kilosu 25 lira olmuştu. Yani yiyecek bir şey bulamıyoruz. Hani öğrenci diye sebzesidir patates aslında değil mi? Ama patatesi bile 25 lira alabiliyorsunuz. Kilosu. Evet kilosu 25 liraydı geçen sene. Şimdi yine 8 liraya 9 liraya düştü de. Yani böyle bir dönemden geçtik. Hani burada işte Türkiye'deki gibi BİM A101 gibi öğrencilerin alışveriş yapacağı yerler de yok açıkçası. Burada Lemar dediğimiz Migros'a benzer bir market zinciri var. Oradan gidip alışverişimizi yapıyoruz. Yani arkadaşlar ben de Şadiye'nin dediğine geliyorum sonuç olarak. Burayı yazmadan önce en az 3 kere düşünmeniz lazım. 2 kere değil. Onu da belirtmek istiyorum. Yazacak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kaç tane üniversite var Kıbrıs'ta? Tabii Kıbrıs'ta 19 tane üniversite var. İsmini benim bile bilmediğim üniversiteler açıldı. Bunu Türkiye mi açıyor? Türkiye tarafından mı açılıyor bunu? Türkiye'deki müteşebbisler ya da Kıbrıs'taki müteşebbisler tarafından açılan üniversiteler. Özel ve devlet üniversiteleri. Yani devlet burada tamamen devlet üniversitesi yok. İki tane yarı devlet üniversitesi var. Lefke Avrupa ve Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Onun dışındaki bütün üniversiteler özel müteşebbisler tarafından açılan ve tamamen bir ticarethane mantığıyla çalışan kurumlar aslında bunlar. Bunu da söylemek istiyorum. Tamamen para odaklı bakıyorlar öğrencilere. İşte dersten bırakıp ya da yaz okuluna bırakıp ders başına 2000 lira, 2500 lira gibi paralar alıp döndürmeye çalışıyorlar o çarkı. Süre gelen bir çark var, bir dişli var. Biz de onun arasında ezilip gittik açıkçası hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olur insanlara.